Artık siyasette tüm taşların yerine oturması için yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki yemin töreni tamamlandıktan sonra yeni çalışma arkadaşlarını külliyede tek tek açıklayıp kamuoyuna tanıtacak. Biliyorsunuz dün mevcut kabinesiyle son kez toplanmıştı. O toplantının perde arkasına ilişkin bilgiler var. Erdoğan'ın veda konuşmasında yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz dediği belirtiliyor. Bu tekrar bakan olmak için bazı isimlerin milletvekilliğinden istifa edeceği kulislerini de boşa çıkarıyor. Cumhur İttifakı'ndaki büyük ortağı MHP lideri Bahçeli ile de kafasındaki o yeni isimleri istişare ettiği tahmin ediliyor. İnşallah şu anda kabinemizin oluşmasından sonra parlamentodaki yapı zaten belli oldu. Süratle bizler ziyaretlerimize başlayacağız. Aynı şekilde bize de ziyarete gelecek olan dünya liderleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni kabinesini bir an önce açıklayıp yollara düşmek istiyor. Kim ya da kimler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Bakanlıklar nasıl dağıtılacak? Beştepe'deki veda kabinesi ve Bahçeli zirvesinden sonra Ankara kulisleri yeniden hareketlendi. Erdoğan ve Bahçeli'nin 45 dakika süren görüşmesi baş başaydı. Dolayısıyla iki liderin dışında kimse ne konuştuklarını bilmiyor. Ama Erdoğan'ın yıllardır kabinesini açıklamadan önce Bahçeli'ye bilgi verdiği, isimleri istişare ettiği biliniyor. Dün akşam da öyle oldu. 2 saat süren veda kabinesindense perde arkası bilgiler var. İddialara göre bazı bakanlar morali bozuk ayrılmış. Çünkü Erdoğan'ın meclis komisyonlarındaki risklerden bahsettiği ve bakanlık için milletvekilliğinden istifa etmediği belirtiliyor. Mevcut kabinesine de yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz dediği aktarılıyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı onu aynı menzile doğru taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmazdır. Peki yeni bayrağı devralacak isimler kim? TV 100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e göre ekonomide Mehmet Şimşek formülü belli oldu. Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı göreviyle ekonomi koordinasyonunun başına geçmesi en yüksek ihtimal. Deniz Gürel'in kulis bilgisine göre hem Lütfü Elvan'ın hem Cevdet Yılmaz'ın ekonomi çevresindeki bakanlıklarda görev alması bekleniyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde çok büyük yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye'yi de yasa boğdu. Ülke genelinde deprem kaygısı bir kez daha çok yoğun biçimde gündeme geldi. Bu kaygının sonuçlarından biri de vatandaşın deprem sigortasına yönelmesi olmuştu. Ancak deprem yine unutuldu. Sigorta yaptıranların sayısı azalmaya başladı. Deprem sigortası var mı? Var. Deprem sigortası var mı evin? Var, var. Ne zaman yaptırdınız bunu? Yıl yaptırıyoruz. Şubat ayında herhalde yeniledim, evet. Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri acı ve hüznün yanında endişe de yarattı. Büyük felaket sonrası vatandaşlar konutlarını depreme karşı güvence altına almaya başladı. Haliyle DASKO olan talep de arttı. Ancak depremin etkilerinin yavaş yavaş azalmasıyla da konutlarda deprem sigortasına talep azaldı. Deprem öncesi dönüp baktığımızda Türkiye genelinde ortalama zorunlu deprem sigortası yapma oranları %50'ler civarında. Deprem sonrası çok hızlı, çok yoğun bir şekilde yani bugüne kadar 2-3 ay süren zorunlu deprem sigortasına bir önceki yılın aynı ayına göre neredeyse %100, %150'ye varan talep oldu. Yani çok hızlı bir şekilde zorunlu deprem sigortası yapmak isteyenler oldu. Deprem araç sigortalarını da etkilemişti. Şey, örneğin sel oluyor. Konut poliçesi sel sigortalarına talep artıyor. Deprem oluyor. Gene konut iş yeri araç sigortalarına talep artıyor. Depremde tabii araçlar da çok etkilendi. Enkaz altında kaldı. Bundan dolayı araç sigortasına da bir talep de bir önceki yıllara göre %30, %40 bir talep artış oldu. Ancak aylar geçti, deprem unutuldu. DASKO olan talep de azalmaya başladı. Şu anda depremin o etkileri yavaş yavaş unutulmaya, silinmeye başladığı itibariyle de hemen eski haline geri döndü. Ancak risk hala var. Beklenen büyük Marmara depremi neticesinde uzmanlar deprem sigortası yapmanın önemini vurguladı.
oluşacak bir Marmara depremi Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine diz çöktürür. Toparlanması 15 yılı bulabilir diyor. Bu anlamda hükümetle ortak çalışmalar var. Bizim de taleplerimiz var. Zorunlu deprem sigortasının %100'e çıkmasıyla ilgili. Her an için olabilir. Herkesin de yaptırmasını tavsiye ediyoruz yani.